Herkese merhabalar. İnkılap Tarihi Öğretmeni Fatih Sefi ile birlikte bugün eğitim alanındaki inkılapları işleyeceksiniz. Harf inkılabı ile birlikte dersimize giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz Osmanlı Devleti zamanında Arap alfabesini kullanıyorduk. Yeni kurulan Türk Devleti ile birlikte kullanmış olduğumuz alfabeyi değiştirerek Latin alfabesine geçeceğiz. Peki neden Latin alfabesini geçmeye gereği duymuşuz? İlk önce harf inkılabının nedenlerinden bahsedelim. Öncelikle Arap alfabesinin öğrenilmesi ve anlaşılmasının zor olması. Yani Arap alfabesi öğrenilmesi ve anlaşılması zor bir alfabeymiş. O yüzden ülkedeki okuma yazma bilenlerin sayısı düşükmüş. Hem Arap alfabesinin öğrenilmesini ve anlaşılmasının zor olması hem de ülkedeki okuma yazma bilenlerin sayısının düşük olması bizim Latin alfabesine geçmemizde önemli bir rol oynamıştır. Üçüncü maddeye baktığımızda ise Batı dünyası ile Bilim ve kültürel etkileşimi kolaylaştırmak. Yani onlarla uyumu sağlamak amacıyla da Latin alfabesini geçtiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Batı dünyası Latin alfabesini kullanıyordu. E biz de Latin alfabesine geçince onlar ile uyumu sağlamış olacağız. Kültürel etkileşimimizi artırmış olacağız. Son maddemize baktığımızda ise bilim ve kültürel alandaki gelişmeleri hızlandırmak. E Latin alfabesine geçmemiz ile birlikte alfabenin öğrenilmesi ve anlaşılması kolay olduğu için... Okuma yazma bilenleri sayı artacağı için bilim ve kültürel alandaki çalışmalar da hızlanacaktı. Harf inkılabını yapmamızın sebepleri bu şekildeydi. Şimdi de sonuçlarını inceleyelim. Ve artık kolaylaştığı için okuma yazma oranları arttı. Batı dünyası ile aynı alfabeyi kullanmaya başladığımız için Batı dünyası ile yakınlaşma yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Son maddemiz ise bilim ve kültürel alandaki gelişmeler hızlandı. Harf inkılabının nedenleri ve sonuçları bu şekildeydi. Şimdi de millet mektepleri ile medreselerin kapatılmasına bahsedelim. İlk önce millet mekteplerine bakalım neymiş bu millet mektepleri. Bakın arkadaşlar harf inkılabından sonra sıra yeni kabul edilen harflerin tüm Türk halkına öğretilmesine gelmişti. Biz harf inkılabı ile birlikte latin alfabesine geçmiştik. Ancak yeni alfabenin de halka öğretilmesi gerekiyordu. Bu yüzden yeni harflerin halka öğretilmesi için ülkenin birçok yerinde millet mektepleri adı verilen okuma yazma kursları açılacak. Önce harf inkılabı yapılıyor. Latin harflere geçiyoruz. Sonra yeni harfleri halka öğretmek amacıyla millet mektepleri adı verilen okuma yazma kursları açılacak. Aynı gün Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik ünvanı verilecek. Çünkü Atatürk millet mekteplerini açacak ve ilk öğretimi kendi başlatacak. Alacak eline tebeşirini tahtanın karşısına geçip halka öğretmeye başlayacak. O yüzden baş öğretmenlik ünvanı verilecek ve o gün öğretmenler günü olarak kabul edilecek. Ayrıca kurslara katılım mecburi tutulacak. 16 ile 45 yaş arasındaki herkesin kursa katılması mecburiydi. Buradaki amaç neydi peki? Amaç okuma yazma bilenlerin sayısını artırmaktı. Peki başarılı olundu mu? Olundu çünkü o yıl 500'den fazla insan kurslarda okuma yazma öğrendi. Böylece millet mektepleri amacına ulaşmış oldu. Son olarak medreselerin kapatılmasına bahsedelim. Önce medrese neydi onu hatırlayalım. Müslüman ülkelerdeki orta ve yüksek öğrenimin yapıldığı eğitim kurumlarına verilen ada medrese deniliyordu. Ancak medreseler çağ şartlarına uygun olmadığı için daha önce gördüğümüz Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte kapatılıp yerine modern okullar açılmıştı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu neydi? Eğitim ve öğretimi birlemekti. Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştı ve ayrıca bu kanun ile birlikte medreseler kapatılıp yerine modern okullar açılmıştı. Niye kapatmışlar? Çünkü medreseler çağın şartlarına uygun değilmiş. Millet mektepleri ve medreselerin kapatılması da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de üniversite reformundan bahsedelim. Bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığımızda üniversite düzeyinde eğitim veren sadece bir tane kurum vardı. O kurumun adı da Darül Fünundu darul demek ev demek. Fünun da fenler demekti. Yani fenler evi adı verilen bir tane üniversitemiz vardı. Ancak darul fünunun bilimsel alandaki çalışmaları yetersizdi ve geleneksel yöntemlerle eğitim veriyordu. Hem bilimsel alandaki çalışmaları yetersizmiş hem de geleneksel yani eski yöntemlerle eğitim veren bir eğitim kurumuymuş. Bu yüzden Atatürk gidecek İsviçreli bilim adamı olan Malçe'yi görevlendirecek ve ondan üniversite eğitimiyle alakalı bir rapor hazırlamasını isteyecek. Üniversite reformunun amacı ise araştıran, sorgulayan, değerlendiren, bilimsel değerleri rehber edinen bir üniversite kurulmasını sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda ise İstanbul Üniversitesi kurulacak. Darülfünun kapatılmış, yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuş, bildiğimiz günümüzde faaliyet gösteren İstanbul Üniversitesi bu dönemde kurulmuştur. İsviçre bilim adamı Malçay hazırladığı raporda sadece İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasını değil, aynı zamanda ülkede eğitim seviyesinin gelişmesi amacıyla birçok madde, birçok öneride de bulunmuştur. Bu önerilerin birçoğu uygulanmıştır. Üniversite reformumuz da bu şekildeydi. Son olarak Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil kurumuna bahsetmek istiyorum. İlk olarak Türk Tarih Kurumu'nun kurulma amaçlarına bakalım. Birinci amacı Anadolu tarihinin araştırılması. Türk Tarih Kurumu kurulmasıyla birlikte Anadolu tarihi araştırmaya başlanacak. Ayrıca Türk tarihinin ve kültürünün en eski uygarlıklarından biri olduğunu ispatlamak istememizde Türk Tarih Kurumu'nun kurulma amaçlarından birisidir. Bildiğiniz üzere Türk tarihi ve kültürü binlerce yıllık bir geçmişe sahip bir kültürdü. Ayrıca Türklerin sarı ırktan olduğuna dair bazı iddialar vardı. Bizim amacımız ise Türk Tarih Kurumu'nu kurarak sarı ırktan olmadığımızı ispatlamaktı. Peki sarı ırk denilen şey nedir? Gelişmeye, yeniliğe... ...kapalı, işe yaramaz bir ırk olduğumuzu iddia ediyorlardı. Bizim amacımız ise TTK'yı kurarak yaptığımız çalışmaları gösterip... ...sarı ırktan olmadığımızı kanıtlamaktı. Son maddeye baktığımızda ise Türklerin dünya medeniyetlerine katkılarını... ...ortaya çıkarıp bunun dünyaya duyurulmasıydı. Yani bizim yapmış olduğumuz katkıları e, bulup bunları dünyaya tanıtmak istememiz de... ...Türk Tarih Kurumu'nun kurulma amaçlarından birisidir. Son olarak Türk Dil Kurumu'na bakalım. Kurulma amaçları nelermiş... Birinci ve en önemli amacı Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak. Bildiğiniz üzere o dönemde dilimizde çok fazla Arapça ve Farsça kelimeler vardı. Bunları arındırmak istiyoruz. Ayrıca Türkçenin zenginliğini ortaya koymak istiyoruz. Amacımız ise Türkçeyi bilim dili haline getirmekte. Son olarak da Türk dilini sadeleştirmekte önemli amaçlarımızdan birisiymiş. İlk önce Türk Tarih Kurumu kurulacak, bir yıl sonra da Türk Dil Kurumu kurulacak. Evet arkadaşlar bugünlük de dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde ekonomi alanındaki inkılapları anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.